Oda koşullarındaki CaO yani kalsiyum oksit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kalsiyum oksit öncelikle Ca metaldir. Kalsiyum bir metaldir. Oksijen ise bir ametaldir. Metal ve ametal arasında elektron alışverişiyle yani iyonlar arası elektrostatik kuvvetiyle iyonik bağlı bileşikler oluşur. Dolayısıyla bu iyonik bağlı bileşiktir ve iyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedir ve katı olarak da iyonik bağlı bileşik olduğu için iyonik kristal yapıdadır. Ve iyonik bağlı bileşiklerin erime noktası ve kaynama noktası gibi özellikleri son derece yüksektir. Ve tabii ki CaO'nun yaygın ismi sönmemiş kireçtir. Hatta şöyle gelir. CaCO yani kalsiyum karbonat kireç taşı. CaO sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç. CaOH2 ise sönmüş kireçtir. Dolayısıyla bu da yine doğrudur. Suda moleküler olarak dağılır diyor. Ancak iyonik bağlı bileşikler suda iyonlarına ayrışır. Moleküler olarak dağılmazlar. Bu anlamda D yanlıştır. Yukarıda formülü verilen glikoz katısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hatta buradan formülü de yazabiliriz. Glikoz katısı yani C6H12 o6 şöyle katısı moleküler bir katıdır. Katı olarak moleküler katı sınıfına girer. Ve moleküller arasında bakın zaten moleküler yapısı öncelikle polar. Ve baktığımız zaman fon elementlerinden oksijeni içeriyor. Hatta birden fazla oksijen var. Dolayısıyla kendi molekülleri arasında oksijen elementi olduğu için hidrojen bağı vardır. Yani etkin çekim kuvveti hidrojen bağıdır. Moleküler olduğu için suda iyonlarına ayrışmaz. İyonlarına ayrışmaz yani moleküler olarak çözünür. Bu sebeple elektrik akımını iletmez. Bu anlamda üçüncü ifade doğrudur. Son cevabı da E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Aşağıdaki katılardan hangisinin kristal yapısı yanlış verilmiştir diyor. C12, H22, O11 bir karbonhidrat bir şeker grubundadır. Moleküler bir katıdır. Moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Fon elementlerinden oksijen olduğu için doğru A şıkkı CO, kobalt bir metaldir ve metallerin türü metalik kristaldir. Dolayısıyla bu da doğru. Silisyum dioksit, silisyum bir yarı metaldir ve yarı metallerle A metaller arasında kovalent bağ vardır ve bunlar kovalent kristaldir. Dolayısıyla iyonik kristal dediği için bu yanlış türü kovalent olması gerekiyordu. Hatta kuars da denir. CA metal, karbon elmas arasında kovalent bağlar vardır. CO2 de yine molekül, moleküler bir katıdır, katı haldeki karbondioksit. Dolayısıyla yanlış olanı soruyordu. C şıkkı diyebiliriz. Bir katı ile ilgili bilgiler şöyledir. Düzenli bir geometrik yapısı vardır. Kristaldeki atomlar arasındaki güçlü etkileşim türü kovalent bağdır demiş. Buna göre bu katı yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi iot, su yani suyun katı hali olan buz ve grafit düzenli bir geometrik yapıya vardır. Bu üçüne de uyar kristaldeki atomlar arasındaki güçlü etkileşim türü. Şimdi iyot bir ametaldir ve iyotla iyot arasındaki bağ kovalent bağdır. Dolayısıyla bu olur. H2O yani bunun katı hali buz için hidrojen bir ametal, oksijen de bir ametal. İkisi de ametal olduğu için yine kovalent bağ vardır. Bu da doğru. E karbon işte grafitte birçok karbon atom birbirine güçlü kovalent bağlarla bağlanmıştır. Bu da doğrudur. Buradaki kristal türünden bahsetmiyor. Buna dikkat edin. Yoksa mesela H2O yani buz kovalent bir kristal değil, moleküler bir kristaldir. E ama burada molekül içindeki güçlü etkileşim türünü burada soruyor. Üçünde de hepsi ametal olduğu için kovalent bağlar burada etkindir. Aynı zamanda hepsi de zaten düzenli geometrik yapıya sahiptir. Bu anlamda soruya cevap A 1 2 ve 3'tür. Aşağıdaki katılardan hangisinde kristali oluşturan birimler arası etkileşim türü yanlış verilmiştir diyor. Silisyum bir yarı metal, karbon bir ametal. Yarı metalle ile ametal arasında kovalent bağ vardır ve bunun kristal türü de kovalent kristaldir. Dolayısıyla A şıkkı bu anlamda doğru. Elmas saf karbondur. Karbon bir ametal ve karbon atomları arasında kovalent bağ vardır. Birimler arasında yine kovalent bağ vardır. O yüzden bu elmas kovalent bir katıdır. Ancak burada London kuvvetleri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu anlamda burası yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı B şıkkı olacak. NH3 amonyak molekül içinde kovalent bağ vardır ama moleküller arasında hidrojen bağı vardır. O yüzden moleküler bir katıdır. Hidrojen bağı bu anlamda doğru. Nikel bir metaldir. Dolayısıyla metalik bağ etkindir. Metalik bir kristaldir. Kalsiyum karbonatta da, da kalsiyum metal, karbonat ise ametallerden oluşmuş bir kök iyon. Burada dolayısıyla iyonik bağ vardır. Dolayısıyla bu iyonik bağlı bileşik olduğu için de iyonik katıdır. Dolayısıyla bu anlamda da yine sorun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdaki katılardan hangisinin belli bir kristal yapısı yoktur demiş. Bakır bir metaldir ve metalik kristaldir. Grafit saf karbondan oluşur ve karbon bir ametal, ametal arasında kovalent bağ vardır. Kovalent bir kristaldir. Toz şeker C6H12O6 moleküler bir katıdır. Düzenli istiflenmiştir. Tanecikleri moleküler bir kristaldir. Kurşun bir metal iyot ametal iyonik bağlı bileşik. Dolayısıyla bu da iyonik kristaldir. Ancak cam belli bir kristal yapıya sahip değildir. Dolayısıyla bu bir amorf katıdır. Dolayısıyla son cevabı da bu anlamda C şıkkıdır. Yukarıdaki katılardan hangileri elektrik akımını iletir demiş. Şimdi metaller elektrik akımını iyi iletir. A metaller ise elektrik akımını iletmez. Gümüş bir metaldir. Metal olduğu için elektrik akımını iletir. Çelik ise metallerden oluşmuş bir alaşımdır. Bir metal metal karışımıdır. Dolayısıyla çelik de elektrik akımını iyi iletir. Karbon bir ametaldir. Ametaller normalde elektrik akımını iletmez. İstisnai olarak sadece A metallerden karbonun bir allotropu olan grafit elektrik akımını iletir. Dolayısıyla bu anlamda 2'yi de alırız. Sorun cevabı da E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. X katısı ile ilgili bilgiler şöyledir. Belirli bir geometrik şekli yoktur. Camsı geçiş sıcaklığı vardır. Yani burada amorf katılardan bahsediyor. Buna göre X maddesi yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Kuvars yani silisyum dioksit kovalent bir kristaldir. Belirli bir geometrik şekli vardır. Hatta belirli erime noktası vardır. Dolayısıyla bir bu anlamda olmaz. PVC polivinil klorür bir polimerdir. Yapay bir polimerdir. Ve amorf bir katıdır. Polimerler yani plastikler amorf katılardır. Kavuçuk da aynı şekilde bir polimerdir. Doğal ve yapay hallerde bulunabilir. Dolayısıyla kavuçuğun da belli bir geometrik şekli yoktur. Sorunun cevabı da bu anlamda 2 ve 3 D şıkkıdır. Yukarıda verilen katılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci katı naftalin C10H8, ikincisi kalay Sn, üçüncüsü de grafit C. Elektrik akımını sadece grafit iletir demiş. Şimdi elektrik akımını metaller iyi iletir. Dolayısıyla kalay bir metaldir. Dolayısıyla elektrik akımını metal olduğu için iyi iletir. Normalde ametaller elektrik akımını iletmez. Sadece istisnai olarak ametallerden karbonun bir allotropu olan grafit elektrik akımını iletir. Dolayısıyla elektrik akımını sadece grafit iletir demiş. Bu yanlış. Kalay da iletir. Dolayısıyla son cevabı A şıkkı. Diğerlerine de yine bakalım. Naftalin moleküler kristal yapıdadır. Doğru. Hatta naftalin yapısı şöyledir. Moleküler yapılıdır. İki tane şöyle benzen halkasının birleşmesiyle oluşur. Moleküler yapıdadır. Moleküller arasında zayıflandığın kuvveti vardır. Kalay kristali pozitif kalay katyonları ile elektron denizindeki hareketli elektronlar arasındaki çekim ile oluşur doğru ki metallerin bir özelliğidir. Metallerde çekirdek son yörüngedeki elektronu çok iyi çekemediği için elektron serbest hareket eder kendisi de pozitif yüklü bir katyon haline geçer. Bu aradaki etkileşim onun metalik bir kristal olmasını sağlar. Grafitte atomlar arası kovalent bağ etkilidir doğru. Grafit karbondur karbon bir metaldir ama metal arasında kovalent bağ vardır de molekülleri bir arada tutan zayıf etkileşim türü zaten daha önce de söylemiştik London kuvvetidir. Apolar yapılı olduğu için moleküler yapısı apolar olduğu için apolar apolar London kuvveti vardır. Bu anlamda E şıkkı da yine doğrudur. Aşağıdaki katılardan hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Demir, Fe, demir bir metaldir ve metaller elektrik akımını iyi iletirler. Katı halde ve sıvı halde de yine elektrik akımını iletirler. CuO yani bakır oksit. Burada bakır bir metaldir. Oksijen ise bir ametaldir. Metal ile ametal arasında iyonik bağ vardır. Kristali oluşturan birimler zayıf dipol dipol etkileşimlerle birbirine bağlıdır demiş. Ancak burada iyonik bağ etkindir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Grafit karbonun bir allotropudur. Ve grafit bir ametal olmasına rağmen elektrik akımını iletir istisnai olarak. Elektron hareketiyle elektrik akımını iletir. Doğru. İyot apolar çözücü olan karbon tetraklorür de çözünür demiş. İyot da apolardır. Benzer benzeri çözer ilkesine göre. Karbon tetraklorür apolar olduğu için çözünür. Doğru. Mum belli bir erime sıcaklığı yoktur. Çünkü mum amorf bir katıdır. Dolayısıyla bu da yine doğrudur. Aşağıdaki katılardan hangisinin kristal türü ve kristali oluşturan birimleri bir arada tutan kuvveti doğru verilmiştir diyor. Elmas karbondan oluşur ve Elmasın kristal türü kovalent kristaldir. Ancak burada moleküler kristal demiş. Yanlış. Kovalent bağ demesi doğru. Kristal türü yanlış olduğu için yanlıştır. K3B. K burada metaldir. Fosfor burada ametaldir. Metalle metal arasında iyonik bağ vardır. Bu iyonik kristaldir. Moleküler kristal dediği için yanlış. London kuvvetleri dediği için de yine yanlış. C2H5 OH etil alkol katı halde bu moleküler yapıdadır ve moleküler kristaldir. Burada fon elementlerinden oksijen olduğu için katı halde kristali oluşturan birimleri bir arada tutan kuvvetler hidrojen bağıdır. Oksijen olduğu için dolayısıyla bu ifade doğru. Doğru olanı soruyordu. Cevap C şıkkı diyebiliriz. Kalsiyum oksit metal metal iyonik bağ vardır. İyonik bağ burada etkindir. Dolayısıyla burası yanlış. Burası doğru. S8 kristal türü burada moleküler kristal olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu anlamda yine yanlıştır. Cevap C şıkkı diyebiliriz. X ve Y katılarında kristali oluşturan birimleri bir arada tutan etkin kuvvet aşağıda verilmiştir. X dipol dipol etkileşim, Y ise London kuvvetleri burada etkin. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle bunun moleküler bir katı olması ve X'in polar olması gerekir. Y'nin ise London kuvvetleri olması için yine moleküler bir katı ve molekülün apolar olması gerekir. Tabi dipol dipol olması için polar olacak bir de fon elementleri olmayacak. Yani hidrojen bağı yapmıyor olması gerekir. İşte grafit zaten bir kovalent katıdır. A şıkkını burada direkt eledik. Karbondioksit apolar olduğu için London etkili olacak. Dolayısıyla bu da yine olmaz. CH3OH polardır ama fon elementlerinden oksijen olduğu için hidrojen bağı vardır. Dolayısıyla bu da bu anlamda olmaz. H2 ise aynı suyun yapısına benzer polardır ve fon elementi olmadığı için dipol dipol etkileşim vardır. Olur. Iyot apolardır ve London kuvveti etkilidir. kataldı. halde dolayısıyla dipol dipol etkileşim ve London kuvvetleri vardır. Dolayısıyla bu anlamda son cevabı D şıkkı diyebiliriz. Bu da yine C10H8 naftalin apolardır. London kuvveti var. Burada da yine hidrojen bağı vardır. Bu da yine olmaz.